Sanırım başı dertte. Londra'nın büyük alevleri adına. İmdat! İmdat! Beni aşağı indirin! Dayan Mike! Merdiveni getirmem gerekiyor. Neler oldu? İmdat! İmdat! Merak etme. Onu yakaladım Sam. Harikaydın Trevor. Daha fazla dayanamayacağım Sam. Mike! Sen iyi misin? Evet, ben iyiyim. Gayet iyiyim. Sam'in sayesinde. İşte buna çok sevindim. Peki su sızıntısını tamir etmeyi başarabildin mi? Evet. Ne düşünüyorsun? Hepsi bu kadar mı? Hayır. Elbette hepsi bu kadar değil. Mike'ın yalnızca bir fincan taze sıcak çaya ihtiyacı var. Eğer çay yapacaksan ben de bir bardak alabilirim Dears. Ne? Olamaz. El frenini çekmeden bırakmış olmalıyım. Sakın kıpırdamayın. Harikaydın Sam. Günü kurtardın bir kez daha. İyi ki bugün izinliymişsin. Ah, çok güzel. Evet. Şunu izle. Heyecan sona erdi. Artık işe dönmeliyim. Evet. Ben de küçük işlerimi halletmek için yola koyulsam iyi olur. İmdat! Burada kaldım. Norman! Birinin başı daha dertte. İmdat! Anne! Ayaklarımı bir türlü oynatamıyorum. Olamaz. Şu yaptığına bir bakar mısın Norman? Çabuk kuruyan çimentoya saplanmış. Kuruması yalnızca birkaç dakika alır. Merak etme Norman. Seni oradan kurtaracağım. Norman Price! Söyler misin ben seninle nasıl başa çıkacağım? Özür dilerim anne. Tek istediğim bir parça huzur ve sessizlik. Bu ses yangın alarmına benziyor. Sanırım bu ses de spreyden geldi. Ay! Dükkanına mı itfaiye merkezine haber vereyim? Dallas, dur. Asla yanan bir binaya girmeye çalışmamalısın. Merak etme Sam. Ben eve gidip oradan telefon edebilirim. Benim merkeze geri dönüp yardım çağırmam çok daha hızlı olacaktır. Acele et Sam. Merhaba itfaiyeci Sam. Ben de sana... Affedersin James. Acil bir durum var. Kaykayını birazdan getiririm. Vay canına. Merhaba. Sen burada ne arıyorsun ufaklık? Kayayı vurdun öyle mi? Yoksa bu seslenen annen mi? Merak etme. Sana yardım edeceğiz. Norman'ın aramızdaki yarışma birazcık bekleyebilir. Yardım çağırmam gerek Norman. Sahilde bir balina buldum. Evet tabii. Ben de az önce bir deniz kızı yakaladım. Hadi kabul et Mandy. Bu kayalıkların en iyisi benim. Bu acele ne Mandy? Sahilde bir balina buldum Charlie. Ne? Gerçekten sahilde miydi? Deniz yükseldiği zaman yanlışlıkla karaya vurmuş olmalı. Onu ıslak tutmak ve bir şekilde yeniden denize ulaştırmak zorundayız. Ama çok, çok büyük. O zaman yardıma ihtiyacımız olacak. Hemen itfaiyeci Sam'i çağıracağım. Evet, pekala. Belirdin. Affedersin Trevor. Bir balina karaya mı vurmuş? Sahilde mi? Mandy sahilde bir balina bulunmuş. Hemen oraya gitseniz iyi olur. Bu iş için Venüs'e ihtiyacımız olacak gibi görünüyor. Bizi takip eder misin Penny? Kesinlikle Sam. Acele etmemiz gerekiyor Elvis. O balinanın suda olması gerek. Sahilde uzanması değil, tamam mı? Affedersin Trevor ama bir itfaiyecinin görevi asla bitmez. Hatta tatilde bile olsa. Çok yazık. Ben de toplu fotoğrafınızı çekmek için sabırsızlanıyordum. Ama sanırım sizin birkaç fotoğrafınızı çekebilirim değil mi itfaiye memuru Steele? Sanırım birkaç fotoğraf çektirmekten bir şey çıkmaz.
Acaba Mandy neler yakalayabildi? Tabii balinası hariç. Bir deniz yıldızı ve bir yengeç. Hepsi bu kadar mı? Köpek balığı! Sam geliyor. Çabuk ol Sam. Balinanın yardıma ihtiyacı var. Sen devam et Penny. Aşağı insen daha iyi olacak. Yolu göster Mandy. Umarım balinanın durumu iyidir. Anlaşıldı efendim. Eğitime başlamaya hazırız. Olamaz. Hayır. Yardım edin. Ben sıkışmış bir kapının ardında kalmış küçük bir çocuğum. Pekala. Çocuk yapmamız bari. Gereken ilk şey çocuğu şimdi? Sakinleştirmek. İmdat. Biri bana yani panik etsin. Yapmasına engel olmamız gerekiyor. Anlatabildim mi? Gelse. Her şeyden önce çocuğu sakinleştirmeye İmdat. Çalışmamız gerek. İmdat. Affedersin sen. Yardım ama etsin. Seni duyamıyorum. Ben de duyamıyorum. Nasıl gidiyor çocuklar? Çok iyiydiniz efendim. Ama biraz yüksek bağırmış olabilirsiniz. Ama ben zor durumda kalmış zavallı küçük bir çocuğum. Elbette bağıracağım. Şimdi mızmızlanmayı bırakın da beni kurtarmaya çalışın artık. Buldum. Ana vanadan suyu kapatmam gerekiyor. Evet, bakalım borunun vanası nerede? Su vanası üst kattaymış. Buldum. Boruyu bantla yapıştıracağım. Olamaz. Bant elimden çıkartamıyorum. Suyu boşaltmak için şu kovayı kullanabilirim. Olamaz. Kapı kolunu daha önce tamir etmem gerekiyordu. Şimdi burada mahsur kaldım. Bir patates, iki patates, üç patates, dört, beş patates, altı patates ve yedi patates. Dört tanesi kızartma. Evet, harikaydın Dilis. Çok garip. Elvis'le büyük düetine hazırlanmak için Mike'ın şimdiye kadar gelmiş olması gerekiyordu. İsterseniz bir şarkı daha söyleyeyim. Belki de gidip Mike'a göz atsak daha iyi olur. Kilerdeki sızıntıyı tamir ediyordu. Oo! Sanırım sızıntı biraz artmış Bronwyn. Ama kapıyı açamayız. Mike'ın kapı kolunu tamir etmesi gerekiyordu. Bronwyn, sen misin? İmdat! Yardım edin! Kilerde Leon'la birlikte mahsur kaldım ve burası hızla suyla doluyor. Leon mu? Hemen itfaiyeci Sam'i arasam iyi olacak. Oo, şuna baksana. Gerçek bir ateşte kimse başa çıkamaz, öyle değil mi? Anne! Affedersin. Hadi bu tarafa gelin Diriz. Benim barbekümle böyle sorunlar yaşamazsınız. Şunu izleyin. İşte bu kadar duman yok ve pişirmeye çoktan hazır. İşte bu çok daha iyi. Merak etmeyin, duman birazdan gidecektir. Bu kral karidesler nefis görünüyor. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Merak etme dostum, karidesler birazdan pişmiş olacak. Bu koku da ne böyle? Sosisler. Gördün mü? Düzgün bir barbeküde pişen sosislerin kokusuyla bile başa çıkamazsın. Trevor. Belki de Pontypendi'nin barbekü şampiyonu sensin. Kral karideslerimin tadına kim bakmak ister? Güzelce piştiler ve yenmeye hazırlar. Ne kadar hızlısın Tom. Evet. Çok lezzetliler. Sosisler hazır. Vay canına. Bu gördüğünüz bir mutfak tüpü. Bazı barbekülerde kömür yerine gaz kullanılır ve o lezzetli kızartmalık sosisleri pişirirsiniz. Mutfak tüpünü ateşten uzak tutmanız gerekmiyor mu efendim? Çok haklısın Sam. Eğer tüp fazla ısınırsa patlayabilir. Barbeküye gitme vaktimiz daha gelmedi mi efendim? Evet. Pontypendi'nin barbekü şampiyonu kim? Bu
buna karar vermek o kadar zor ki. Ben hala çok açım. Belki birazcık daha yesem iyi olur. Böylece hangisinin daha lezzetli olduğuna karar verebilirim. Biz de yemek istiyoruz. Gerçekten çok acıktık. Ah, merak etmeyin Branwyn. Trevor sosislerini pişirene kadar size çoktan kral karidesleri pişiririm ben. Bunu göreceğiz bakalım. Şimdi gazı biraz daha açıyorum. Böylece daha hızlı pişirebilirim. Vay canına. Bu çok akıllıca bir şey. Akıllıca falan değil. Tek yapman gereken barbeküye biraz daha kömür eklemek. Böylece ben daha hızlı pişirebilirim. Benim için hiç sorun değil. Ben de gaz açabilirim. Hem de en yükseğe. Ben de bütün kömürü tek seferde boşaltıyorum. O zaman sana pişirmeyi göstereceğim. Montipendi'nin barbekü şampiyonunun kim olduğunu birazdan göreceksin. Aa dostum, sanırım barbeküye gereğinden fazla kömür atmışsın. Olamaz. Hemen geri çekil Norman. İtfaiyeci Sam'i arasak iyi olacak. Trevor Evans'ın barbeküsü bir ağacın alev almasına neden olmuş. Piknik alanında bir barbekü kazası yaşanmış. Umarım hepiniz bu sabahki dersi dikkatli dinlemişsinizdir. Sadece kuşmuş. Merhaba. Merhaba. Kim var orada? Sakın korkma Trevor. Çamura saplandım. Bataklıkta mahsur kaldım. İmdat! 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 Merhaba tatlım. Hala Lion'dan haber yok mu? Sorun yalnızca Lion değil Charlie. Okul otobüsü ormana yaptığı gezisinden henüz geri dönmedi. Ama şimdiye kadar çoktan gelmiş olması gerekirdi. Hemen itfaiyeci Sam'i arasam iyi olacak. Okul otobüsü yolda kaybolmuş. Çocuklar da içinde. Trevor Evans ve Pontypandy çocukları okul gezilerinden hala dönmemişler. Hemen harekete geçin. Belki de Tam Tamus'a haber vermeliyiz efendim. Ben de tam bunu söylemek üzereydim Sam. Jüpiter'den Tam Tamus'a... Dinlemedeyim Sam. Eğer helikopterdeysen Tom, Trevor Evans'ın otobüsünü havadan göz atabilir misin? Anlaşıldı Sam. Tam Tamus'tan itfaiyeci Sam'e cevap versem. Seni gayet iyi duyuyorum Tom. Otobüsün yerini belirledim Sam. Vadi geçidinin biraz yukarısında. Görünüşe göre Trevor yolundan çıkmış ve çamura saplanmış. Aşağıdaki arazi balçıkla kaplı. Sağ ol Tom. O tarafa gidiyoruz. Umarım herkes otobüsün içindedir Elvis. İnsan burada kolayca kaybolabilir. Evet. Beni böyle bir günde orada dolaşırken göremezsin Sam. Hele gece asla. Bu ses şeyden geliyor. Tom'un helikopterinden. Evet, buradayım. Buradayım. Yardım edin. Ya benim kaybolduğum fark etmedi bile. Norman. Garip sesleri çıkaran sen misin? Hepiniz iyi misiniz? Sam. Ne kadar güzel değil mi? Ve bıraktığı şu koca deliğe bir bakar mısın? Peki çürük bitkileri çapalayacak mısın baba? Çünkü Sam demişti ki... Şimdi olmaz Mandy, çok meşgulüm. Çiçek ve sebze gösterisinin başlama vakti geldi artık. Şuna bir bakın. Üzgünüm muhteşem domates ama artık birincilik ödülünü kazanabileceğini sanmıyorum. Herkese tünaydın millet. Pekala.
Benim domates bitkim nerede Elvis? Onu kurumaması için gölgelik bir yere koydum efendim. Oo, iyi düşünmüşsün Kurt Langton. Herkese merhaba. Tereotuyla hardalı nereye koyuyoruz Mike? Buraya koy lütfen Branwyn. Acaba sen seçmeleri ne zaman yapacak? Az önce itfaiye merkezindeki hortumları sarıyordu ama birazdan burada o olacaktır. Pekala, herkes toplansın. Çiçek ve sebze gösterisine hepinize hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Bugünü hazırlamak için çok zaman harcadım ve gurur duyarak söylüyorum ki... Baba! Çürük bitkiler! Sözümü kesme Mandy. Gururla söylüyorum ki hepsi sıkı çalışmalarımın ve... Baba! Bak! Yangın çıktı! Buna inanamıyorum. İtfaiyeci Sam'i arayalım. Flatlarda çürük bitkiler alev mi almış? Yalnızca sen ve ben varız Sam. Diğerleri çiçek ve sebze gösterisine gitti. Ve biz de oraya gidiyoruz Penny. Geri çekilin millet. Bu işi profesyonellere bırakın. Sam ve Penny buraya geliyorlar. İşte geldiler bile. Burası ateşlemek için harika bir yer, öyle değil mi? Umarım. Etrafta kimse yoktur. Yalnızca sen, ben ve fişek varız. Tehlikeli olmadığından emin misin Norman? Mandy, annem gibi konuşmaya başladın. Bu fişek insanları kurtarmak için yapılmışsa nasıl tehlikeli olabilir ki? Sanırım haklısın. Ne? Olamaz. İp sıkışmış olmalı. Evet. Kıpırdayamıyorum. Sakin ol Penny. Tek yapman gereken Tom'a haber vermek. Pekala Penny. Anlaşılan biraz daha sesli şekilde haber vermen gerekecek. İmdat! İmdat! Biri bana yardım etsin. Tek yapmam gereken bu düğmeye basmak ve... Hadi durma Mandy. Bas şuna. Hayır. Demek bunu yapamıyorsun. Çünkü korkuyorsun. Nedeni fişeği ateşleyemeyeceğimden korkman falan değil Norman. Yalnızca bunu yapmak istemiyorum. Beceriksiz olduğumu düşünmen umurunda değil, anladın mı? İmdat! Duydun mu? Biri bağırıyor. İmdat! İmdat! Burada kaldım. Ses uçağımın oradan geliyor. Hadi. İmdat! İmdat! Bu Penny. İyi ki buradasınız çocuklar. Burada kaldım. Birimizin koşup yardım çağırması gerek. Bir dakika. Sen elinde ne tutuyorsun Mandy? Bu bir fişek. Ne? O oyun oynanacak bir şey değildir. Az önce bulduk. Ve şimdi de itfaiyeci Sam'i vermeye gidecektik. Aferin sana ama şu anda o fişeğe ihtiyacım var. Mandy, onu yukarı bana doğru fırlatır mısın? Ben mi? Tamam. Harika atıştı Mandy. Vay canına. Buna gerçekten inanamıyorum. Nerede? Nerede bu fişek? Fişek? Uçurumun oradan geldi. İtfaiyeci Sam'i arasam iyi olacak. Uçurumdan bir yardım fişeği fırlatılmış. Thank you.
Tom bir yerde fişeği görmüşsem uçurumda birinin başı dertte. Tom helikopteriyle sizi orada karşılayacak. Marketin içinde top oynamak konusunda sana ne söylemiştim Norman? Ama anne! Daha şimdiden brokollerimi dağıtıp turplarımı paramparça ettin. Hadi gidip parkta oyna. Tamam anne. Çabuk olun. Daha ne kadar dayanabilir bilmiyorum. Telaşlanmanıza gerek yok bayanlar. Artık emin ellerdesiniz. Bu tür konularda yılların getirdiği bir deneyime sahibim ben. Harekete hazırım. Bu benim için söylenmiş. Artık marka indirmeye başlamamız gerekmiyor mu efendim? Ne? Evet. Kesinlikle. İtfaiye merdivenini yükseltmeye başla Penny. Önce Jüpiter'i sabitlememiz gerekmiyor mu efendim? Evet. Hemen sabitleyin. İşte bu harika. Ne? Ne? Olamaz. Kafam buraya sıkıştı. İmdat! Kimse yok mu? Yardım edin bana lütfen. İmdat! Biraz sola. Sağa doğru. Yukarı gelip yardım edeyim mi Sam? Gayet iyi idare edebiliyorum. Teşekkür ederim efendim. Sakın endişelenme Mike. Seni köz açıp kapayıncaya kadar aşağı indirmiş oluruz. Nedense bu bana yıllar önce bir ağacın tepesinde mahsur kalan koyunu kurtardığım günü hatırlattı. Evet. Buradan geçiyordum ve onu işte bu halde gördüm. Kafanı hafifçe sağa sola çevirip çıkaramaz mısın canım? Daha önce denedim anne. Sorun kulakları. Norman, başın motosiklete binmiş bir maymundan daha büyük dertte. Bana kalırsa itfaiyeci Sebi çağırma vaktimiz geldi. Evet, elbette bugün de kalın yeleğimi üstüme giymeyi unutmadım. Kapatmam gerek anne. Norman kafasını parmaklıkların arasına sıkıştırmış. Biraz daha dayan Mike. Sakin ol. Az telaş çok hız. Bu işi hemen halledeceğiz. Neler oluyor? Bir acil durum daha mı? Bir çocuk kafasını parmaklıklara mı sıkıştırmış? Merak etmeyin. Bu olayı tek başıma halledebilirim. Tabii burada kalmam gerekiyorsa... Hayır. Siz gidin efendim. Biz burayı halledebiliriz. Norman Price, eski kuyuda mahsur kalmış. Bir çocuk kuyuda mahsur kalmış, vadi yolunun orada. Acele etmelisin sen, yanında yiyecek olmayabilir. Bizi aşağı indirmesi için desteği kullanamayız. Hala eğitim kulesinin tepesinde. Oradan almak çok uzun sürer. Anlaşılan kuyuya halatla inmen gerekecek Sam. Sana bol şans. Bakalım Norman, gücün tükenmesin. Sağ ol anne. Neredeyse geldik benim. Bakın sen, sen geldin. Oğlumu kurtar sen, kurtaracağım de bana. Elbette kurtaracağım Deniz. Pekala Dini, şu halatı şu tabelaya bağla. Ben de Norman'a bakayım. Pekala Norman. Seni kurtarmak için halatla aşağı ineceğim. Tamamdır Sam. Acele etme Sam. Ne kadar da cesur. Paralarım düştü. Onları boş ver şimdi Norman. Senin kuyuda ne işin vardı Norman? Özür dilerim anne.
Yeni bir kaykay almak için yaş gününü bekleyemezdim. Kuyunun bozuk para dolu olduğunu duyunca o paralarla kaykay alırım demiştim. Aa, ne kadar sabırsız bir çocuksun Norman Price. Biliyorum. Özür dilerim. Ama kaykayımı çok seviyordum da ondan. Ben de bu yüzden sana bunu aldım. Teşekkür ederim Trevor. Tek bir şartla. Artık kuyuda oynamakta. Annenin dükkanında kaykay kaymakta yok. Tamam peki, söz veriyorum. Hadi artık söylesene. Kuyuda niçin dilek tuttun Trevor Evans? Piknik için peynirli turşulu sandviç yapmış olmanı diledim. Yengeç ezmesini hiç sevmemdi. Aa. Başarabilirsin Elvis. Hadi bakalım. Şu an duruyorum burada. Bakıyorum aşağıya. Sıkı tutacağım şapkamı. Olur da düşersem. Ama şimdi de daire çizip duruyoruz Norman. Çünkü yalnızca bir küreğim var. Midem gerçekten çok bulanıyor. Bana kalırsa telefonla yardım çağırsan iyi olur. Telefonla mı? Ama arayamam ki. Cep telefonu bir yanıma almadım. O zaman el salla. İmdat! 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 Bizi kaya çıkarsın. Tamamdır. Hemen sizi kurtarmaya geliyorum. Ben tıpkı bir kartal gibi gökte süzülmesini sağlarım bakın. Evet çok güzel. Bana kalırsa artık uçurma sırası bende. Ama uçurtmayı daha ben uçurmadım. Ama bu benim uçurtmam. Yani yeğenimin uçurtması. Artık bana verir misin lütfen Mandy? Çatıda kaldı. Ay, sorun değil. Böyle bir şey herkesin başına gelebilir. Elbette o kadar yüksekten uçurtmayı indirebilirim. Beni izleyin. Merdiven kırıldı. İyi ama şimdi ben aşağı nasıl ineceğim? Gidip anneme yardım çağırmasını söyleyeceğim. Charlie, sonunda buradasın. Bir daha asla karaya ayak basamayacağımı düşünüyordum. Dikkat et yoksa çarpacağız. Dikkat et. Olamaz. Teknemin dümeni kırıldı. Geri dönemiyorum. Çünkü dümen çalışmıyor. O zaman yelkenini kullan. Olamaz. Yelkenimi kıyıda bırakmıştım. İki tekne de sürükleniyor şimdi. Buna dayanamayacağım. Yapabileceğimiz yalnızca bir şey var. Hemen itfaiyeci Sam'i arıyorum. Deniz'e sorun mu var? Bir tane daha mı? Bu da nesi böyle? Norman Dillis ve Charlie Körfez'e akıntıya kapılmış. Bekleyin! Ve itfaiye memuru Steel Flutter'ın çatısında mahsur kalmış. Olamaz. Kesin orada uçurtmasını uçurmaya çalışıyordu. Penny ile ben Venüs'ü alıp Neptün'ü götüreceğiz. Elvis sen de Jüpiter'i alıp Flutter'ın evine gideceksin. Anlaşıldı efendim. Ucuz atlattım. Baba! Baba! Sen iyi misin? Evet. Ben iyiyim ama buradan çıkamıyorum. Keşke kapıyı tamir etseymişim. Hemen itfaiyeci Sam'i aramamız gerek. Olamaz. Telefonumu evde unuttum. Buldum. Radarı oraya göndereceğiz. Gidip yardım çağır radar. Bilirsin işte. Mani nani. Mike'ı kurtarmak için. Sam haklıydı. Radar harika bir kurtarma köpeği. Bir çoban köpeği olmaya uygun değil.
Radar, sen burada ne arıyorsun? Mandy ile Norman nerede? Yoksa bir sorun mu var? Hemen itfaiyeci Sam'i arayacağım. Oo, Norman'la Mandy'nin başı dertte mi? Oo. Radar, Flatların evine tek başına geri dönmüş. Helen çocukların başına bir şey geldiğini düşünüyor. Radar'ı tanıyorsan bu gerçekten ciddi olmalı. Helen'a Radar'ı bırakmamasını söyleyin. Yola çıkıyoruz. Ucuz atlattık. Bu koyunların acil durumla bilgisi var mı merak ediyorum Penny. Mandy ile Norman'ın nereye gittiklerini biliyor musun? Mandy kırlara gideceklerini söylemişti. Radar onu takip etmemizi istiyor. Ben ambulansı alacağım. Biri yaralanmış olabilir. Aferin Radar, başardın oğlum. Mike, sen iyi misin? Evet, iyiyim Helen. Sadece dışarı çıkamıyorum. Kamyonun kapısı yine sıkıştı. Aa. Geldi yardım çağrısı. Sen hep sakin ve hızlı. Başın derde girince